Cumhuriyet döneminde yetişen en önemli Türk matematikçilerinden biri olan Ordinarius Profesör Cahit Arf, yetenekleri ve sorgulayıcı karakteri sayesinde dünya çapında bir üne kavuşarak bilim dünyasının parlayan yıldızı olmayı başardı. Matematik alanına getirdiği kavramlar ve yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye'de bilimin yeniden doğmasını sağlayan Arf, evrensel bir çizgide ilerleyerek zekasını tüm dünyaya gösterdi. 1910 yılında Selanik'te dünyaya gelen bu ünlü beyin, Balkan Savaşı başlayınca ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Henüz 4 yaşındayken ilkokula başlayan Arf, boş zamanlarında kağıttan oyuncaklar icat ederek farkında olmadan zeka gelişimine önemli katkılarda bulundu. İlkokul yıllarında gramere olan ilgisi İzmir'e göç ettiklerinde tamamen matematiğe kaydı. 5. sınıfa kaydolduğu İstanbul Sultanisi'nde matematik hocası sayesinde sorgulayıcı bir bakış açısı kazanan Arf, hocasının yönlendirmesiyle Öklit geometrisinden Pisagor teoremine kadar olan bütün teoremleri yeniden ispat etti. Oğlundaki bu mucizevi yeteneği gören babası, çocuğunun daha iyi eğitim almasını sağlamak için onu Fransa'ya gönderdi. Üstün zekasını orada da kanıtlayan Arf, liseyi 3 yerine 2 senede bitirdi. Fransa'daki eğitimine dünyaca ünlü bilim adamlarının da öğrenim gördüğü École Normale'da devam eden genç dahi, bu okuldaki 2 senelik macerasının ardından tekrar Türkiye'ye döndü ve Galatasaray Lisesi'nde öğretmen olarak işe başladı. Matematiği hayatının merkezine koyan Cahit Arf, bu alandaki ilmini ileri boyuta taşımak için gittiği Göttingen'de ünlü Alman matematikçi Hasse'nin doktora öğrencisi oldu. Hasse'nin önerisiyle özel haller problemine yoğunlaşan Arf, bu alanda oldukça başarılı işlere imza attı. Bu çalışmasıyla elde ettiği sonuçlardan bir bölümü dünya matematik literatürüne Hasse-Arf teoremi olarak geçti. Doktora tezini 1938'de bitirdikten sonra Hasse'nin yanında bir yıl daha kalarak çalışmalarını sürdüren Arf, bu dönemde de bilim dünyasında Arf invaryantı olarak bilinen cebirsel ve diferansiyel topolojide büyük önem taşıyan bir çalışmaya imza attı. İsmini her geçen gün daha da duyuran bu ünlü deha, hayatını adadığı matematikteki en önemli çalışmalarını cebir ve sayılar teorisi alanında yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde tanıştığı İngiliz matematikçi Duval'le cebirsel geometri işlemlerinin sadece iki boyutlu düzlemlerde hesaplanabileceğini söyleyen bir kuram üzerine sohbet eden bu dahi bilim adamı bu teoriye karşı çıktı ve aksini ispat etmek için bir hafta boyunca evinde çalışmalar yaptı. Bir haftalık yoğun bir çalışmanın ardından Arf halkaları isimli teorisiyle geometri işlemlerinin 3 boyutlu uzayda da en boyutlu uzayda da cebirsel kavramlarla hesaplanabileceğini kanıtladı. Hayatı boyunca sayısız ödül alan, TÜBİTAK'a başkanlık yapan, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde hocalık yapan Cahit Arf, hem matematikte kalıcı sonuçlar elde ederek adını ölümsüzleştirdi, hem de Türkiye'de ilim ve araştırma ortamını geliştirerek yeni nesillerin bilimle tanışmasını sağladı.